¿Sabes, jo? Her şey yolunda kardeşim. İçini ferah tut. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İki tane hemen. Sen Epey. Salata istemiştiniz galiba. Şimdi Elif'cim salataları alabilir miyim? Tamam güzelim. Nereye bakıyorsun? Hiçbir yere. Hadi gidelim. Akın Gökalp Taşkın ve Selçuk Taşkın teşhis edildi. Onaylıyorum. Hedefler şu an yaya olarak Avrupa Meydanı'ndan limana doğru hareket halindeler. Ben takipteyim. Anlaşıldı. Takipteyim. Tansiyon ilacını aldın mı? Aha. Özlem baba. Ne oldu, bir terslik mi var? Anlayacağız. Buldular bizi. Yoruldum artık kaçmaktan. Koş. Baba koş, baba koş! Koş baba! Daha nereye kadar kaçacağız? Nereye kadar icap ediyorsan. Ulan 2 yıldır. 2 yıldır 4 ülkede. 3 pasaport değiştirdik. Bunlar ben nefes alıp verdikçe bizim peşimizi bırakmayacaklar. Senin alacağın tek nefese can kurban. Sen nefes al, ver diye ben yanındayım. Bu uğurda yemin vermişim. Sakın. Bak sakın bu konuda üstüme gelme benim, tamam mı? Oğlum bak, bu işin sonu yok. Senin normal bir hayatın var. Bu konuşmayı bana bir daha yapma Selçuk Taşkın. Bizim kaderimiz, yolumuz bir çizilmiş. Dönüşü, telafisi yok. Anlardık. Anla. Tutunacağım tek dalım sen kaldın. Onu da bıçak alır, hayır etme. Allah sonumuzu hayır etsin. Olmaz. Bu da olmaz. O zaman koş sen. Çık Taşkın. Koş! 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 Baba koş, baba koş! Tamam, tamam. Yok lan. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu? Az daha yürü, az daha yürü. Dur. Dur biraz. Biraz dur. Dur. Tamam, biraz et. Dur. Batum. Bana bak, Batum bizim için bitti. Artık kaldığımız otele de dönemeyiz. Batum bittiyse başka memleket başlar baba. Sen yeter ki rahat ol. Ben akşam pasaportları ayarlayacağım, kafana takma. Buralar. Kaç. Baba. Baba yürü! Kan dökülecek. Kan dökülecek. Akın. Yürü. Yürü şuraya. Allah aşkına. Koş yapma. Kalk. Kaç kurtar kendini, kaç. At silahı, at. At dedim. Kimin taşından besleniyorsun lan sen? Kimin taşından besleniyorsan git ona de. Akın. Baba ol. İşimizden geçtiler de hadi şimdi, hadi. Tamam, bitti oğlum. Hadi lan. Akın tamam. Baba sağlam dur baba. Hayır. Ayakta kal. Hakkın. Baba. Hakkın. Tamam. Tamam. Tamam dedim. Tamam, kabul et, bitti. Sakin. Hakkın. Hakkın bitti. Kabul etmiyorum. Hayır sakin. Kabul etmiyorum. Kabul et. Kabul etmiyorum. Hakkın.
Açıl! Dokunma! Çocuğa dokunma, tamam! Tamam, teslim olduk! Baba! 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 Lan! Eğer babamın kılına zarar gelsin, eceliniz olurum lan! Sancaklarınız! Duyuyor musunuz lan beni? Alo! Bunun hesabını soracağım! Dedin savcı, babam yok. Babam nerede? Allah aşkına bir şey söyle, kim bu insanlar? Savcım ne oluyor? Ne oluyor? Savcım. Ne bu? Sürpriz. Bahsettiğin adam Hakkı mıydı? Eğer onun da işin içinde olduğunu öğrenirsen her şey daha kolay olur diye düşündüm. Yanılıyor muyum? Ne işi pardon? Nasıl bir iş? Babam nerede? Babamla beraberdik en son. Yanına... Sınırlı tansiyon ilacı aldı, tansiyon ilacı yok adamın. Nerede savcım, Allah aşkına söyler misin? Savcım, savcım! Savcım, savcım. Ne oluyor, ne oluyor? Ya ne oluyor? Savcı nerede, onunla konuşabiliyor muyum? Gitti savcın, sen de toparlan, gidiyorsun. Nereye? Partiye. Nereye olacak? Kesinleşmiş cezanı çekerken kaçtın. Cezaevine geri dönüyorsun. Bak benim de ne yapacaksan yap ama babam ne olacak? Babana bir şey olmayacak. Baban serbest. Ne demek serbest? Babamı serbest bıraktığın 3 gün içinde hayatı son bulur. Nefes alıp veremez. Güvenli değil. Yapma bunu, ne olur yapma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, ne olur yapma. Bak bana bak, yapma. Ben 2 yıldır babamın yanındayım, ne olur yapma. Bu beni ilgilendirmez. Tamam. Tamam bak sen çok sağlam bir hanım ablaya benziyorsun, tamam mı? Savcıyla biraz önce konuşurken... böyle sanki ben bir işin parçasıymışım gibi bahsettim benden. O iş ne, öğrenebilir miyim acaba? Bu da seni ilgilendirmez. E niye yüzleştirdiniz o zaman beni? Tamam, tamam daha fazla üstüne gelmiyorum. Ne düşünüyorsan düşünüyorsun. Ben bilmiyorum ama çok da umurumda değil. Benim umurumda olan tek bir şey var. Babam. Her ne yapacaksan yapma. Hiç güvenli değil. Yalvarıyorum sana Allah aşkına yapma. Hanım ablacığım ne olur yapma. Akgün Gökalp, bu saatten sonra benim işime yaramıyorsun. O yüzden cezaevine geri dönüyorsun. Bitti, konu kapandı. Sizin var ya. Sakın, sakın. Eli bir çıkarabiliyor muyuz orada? Sakın. Ben onu bir alayım oradan, hop. Şimdi söyle. İndirsinler. Sıkarım. Şakam yok. Kaybedecek bir şeyim de. Hadi. Akgün Gökalp. Seni uyarıyorum, çok yanlış bir karar vermek üzeresin.
Yanlışı doğruyu ayırt edecek durumda değilim ki ben şimdi ya. Hiçbir şey düşünemiyorum. Gerçekten hiç sağlıklı değilim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Babam nerede tutuluyorsa onu alıp buraya getiriyorsunuz. Biz baba çıkıp gidiyoruz. Bu defter burada kapanıyor. Hadi. Baban burada değil. Nerede? Başka bir yerde tutuluyor. Bak, ben senin yavaş yavaş ben senin derdini anladım. Tamam. Sen şimdi bırak silahını yere. Ben baban için bir şey düşüneceğim. Söz veriyorum sana. Çabuk geri vites yaptın ha. Hanım abla. Adamların da far görmüş tavşan gibi kaldı. Baksana anlam veremiyorlar şu an olanlara. Ama ben inanmadım sana. O yüzden babamın yanına beraber gidiyoruz buradan. Anlaştık. Sakin. Eğer bir tanenizi dışarıda görürsem ablaya sıkarım. Sakin. Sakin. Nerede arabanı? İndir silahı, indir. İndir silahları, indir silahları. Sakın at yere silahını. Geç. Anahtarları ver. Koy yere. Heh. Anahtarları ver. Bana değil hanım ablaya ver. Al şu anahtarı. Geç şimdi abiyle ablanın yanına. Geç biraz sosyalleş, bin arabaya. Bekle. Bekle. Bekle sakın. Bin. Bu şekilde kurtulamayacaksın, bunu bil. Bildiğin bir şekil varsa yolda anlat. Can kulağıyla dinlerim. Sakın. Bas. Devlet memurunu kaçırmak, silahlı saldırı. Bak ben sana söyleyeyim, suçların şu anda çok kabarık. Ben senin yerinde olsam şu anda babamı da bırakırdım. Beni de bırakırdım, kaçardım. En azından bir şansın olurdu, tamam? Babam almadan hiçbir yere gitmek yok. Akın babanı alamayacaksın. Bilmiyorum. Şansın biraz yüksek gibi sen yanındayken. Sen üst düzey bir ablaya benziyorsun. Bak tam da bu yüzden zaten kimse benim için seninle pazarlık yapmaz. Anladın mı? Sana yazık olur. Boş ver, boş ver. Yoluna bak, sen kaza yapacaksın. Valla ben senin ailene bu kadar düşkün olduğunu tahmin etmiyordum ha. Gerçekten. Sonuçta sen kendi öz abini öldürmedin mi? Sen beni mi öldürüyorsun? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Gerçi hoş nefsi müdafadan yaptın diye biliyorum. Ben kendini savunmadım bile. 2 sene ceza o sana ödül gibi olmuştur. Sanığın hata ile meşru müdafaa sınırını aşması nedeniyle 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ama tabii sana bu ceza yetmedi kendi içinde. Sen birazcık daha yatmak istedin. Cezaevindeyken uslu durmadın. Cezanı 4'e katladın değil mi? Al bana bak bana! Ta ki babanı kurtarmak için kaçana kadar. Ha? Sen benim seceremi mi ezberledin? Ah Akgün ah. Eğer senin savcı seni gördüğünde böyle reaksiyon vermeseydi şu an başka şeyler konuşuyor olurduk, inan bana. Hadi ya. Hani bir alakam yoktu benim bu işle. İçinde değildin. Şimdi farklı konuşuyorsun. Ama güzel konuşuyorsun. Devam et. Nereye gidiyoruz? Neresi burası? Nereye getirdin bizi? Babam burada mı? Son durak. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya in! Nereye geldik biz? Babam bu çevrede mi? O yüzden baban yok dedim ya! Ne demek yok? Beni niye getirdin buraya o zaman? Sana babamı götür demedin mi? Ya da söyle adamlarına babamı buraya getirsinler. Baban burada değil. Hatta buradan çok uzakta. Ve eğer şu anda aklın varsa ben senin yerinde olsaydım kaçardım. Çünkü çok az vaktin kaldı. Sıkamam zannediyorsun değil mi? Sıkamam zannediyorsun ama sıkarım. Babamın nerede olduğunu söyle. Yeminle sıkarım. Dediğimi yap. Beni babama götür! Ben sana dedim. Ne oluyor? Ben sana söyledim. Zamanında söylediğimde kaçacaktın. At silahını! Adamlarına söyle. Atsınlar silahlarını. Sonra da babamı buraya getirsinler. Bu defter burada kapansın. Hadi! Allah aşkına yapma. Şu an ne yapıyorsan yapma. Yanlış bir şey yapıyorsun. Babamı bıraktığın an nefesini keserler. Bunu sana daha önce de söyledim. Yapma. Ne olur yapma ya. Yaptığın yanlış. Allah aşkına yapma. Yapsana bir çapını görelim ne yapıyorsan. Ne?
Gel. Sen istedin. Sakinleştir. Sakin ol, sakin ol. Devlet memuruna tetik düşürürsün ha? Vallahi iyi cesaret sendeki ha? Ama bak bir şey söyleyeceğim oğlum. Bir dahaki sefere dikkat et, bir kontrol et tamam mı? Tetiği çekmeden önce. Ha? Ateşleme mekanizması yerinde mi değil mi? Bak. Şimdi söyle. İndirsinler. Kimsin sen? Emniyetten değilsin, kimsin sen? Ama gerçekten bayağı ileri gittin. Çok cesur çocukmuşsun ya. Helal olsun sana dediğim. Kaldırın. Baban için ne kadar ileri gidebilirsin diye düşündüm. Merak ettim gerçekten. Sen sonuna kadar gittin. Bravo. Cesur çocuksun. Sınav ne içindi? Ne içindi bu sınav? Çok basit bir denklem Akgün. Eğer babanı hayatta tutmak istiyorsan benimle çalışacaksın. Haberim vardır diye düşünüyorum. Halil Sadi Sancaktar 3 yıldır kayıp. Ne yapacağım? Ben mi çıkaracağım Halil Sadi Sancaktar'ı saklandığı delikten? Bazı çevreler kendisinin uzaktan işleri yönettiğini söylese de biz buna inanmıyoruz. Böyle olmadığını biliyoruz en azından. Hatta bana kalırsa Halil Sadi Sancaktar çoktan nalları dikti. Allah taksiratını affetsin o zaman. Ne diyeyim? Rahmeti bulunuz. Amin. Hal böyle olunca Sancaktar ailesi biraz çaptan düştü. Şimdilerde herkes onlardan bir parça koparmaya çalışıyor. Oğlu Cihan Sancaktar. Her ne kadar babasının izinden gitmiyormuş gibi görünse de elleri en az babası kadar kirli. Ve en büyük düşmanları Yiğit Mertoğlu. Bu iki ailenin itişi kakışı koca bir savaşa dönüştü. E tamam işte yesinler birbirlerini. Sizin işinize gelir. Daha iyi olmaz mı? Ama enteresandır ki şimdi bu iki ailenin arasında sürpriz bir nişan gerçekleşiyor. Ne zaman? Yarın. İki aile güçlerini birleştiriyorlar. İşte sen tam olarak o nişana gideceksin. İsmim ne demiştin? İsmimi söylemedim sana. Şakacı olsun o zaman. İsmim. Ne dediğinin farkında mısın? Hı hı. 3 senedir bizim peşimizde olan adamların nişanına destursuz öyle eli çıplak dallıyorsun yani. 3 sene. Bunun yerine bana bir tane silah ver, ben kafamı sıkayım. Çok daha mantıklı. Kimse sana bir şey yapmayacak. Nasıl? Birincisi, bütün basının gözü bu nişanın üstünde. 2, nişan kimin biliyor musun? Senin en yakın arkadaşın Soner Sancaktar. Bu insanların içine gireceksin. Bizim oradaki gözümüz, kulağımız olacaksın. Ne yapacağım? En yakın arkadaşının nişanına gireceksin. Artık bilmiyorum, tebrik mi edersin? Çeyrek altıma takarsın. Altın çok pahalı bu aralar. Bilmiyorum. Sen düşün. Yani herkesin benim döndüğümü görmesini istiyorsun öyle mi? Yanlış. Ben Soner'in kafasında soru işareti kalsın istiyorum. Çünkü bizim oyuna geri dönüş biletimiz o.
Vallahi çok düşünüyorsun. Düşünme bu kadar. Senin öyle bir lüksün yok. Anladın mı? Öyle düşün. Matematiğin iyi mi? Benim iyi. Bak sana küçük bir hesap yapayım. İnfazı engelledin. Cezaevinden kaçtın. Bir devlet memurunu kaçırdın. Topla en aşağı minimum 10 yıl yersin. Ha bir de ek olarak seni bir daha kaçamayacağım bir deliğe tıkarım ben. Kapiş? Şimdi seni güvenli bir otele yerleştireceğiz, tamam mı? Ama nerede? Babanla da görüşebilmek istiyorsan, uslu durursan onun şartlarında konuşuruz. Peki Selim Kara'nın bu operasyona eyvallahı var mı? Selim Savcı'nın şu anda bu konuda bu kadar çok söz söyleyecek yetkisi yok. Bak hanım ablacığım. Sare. Çok şükür. Sare Hanım. Şimdi benden söylemesi sen beni Selim Savcı'dan gizli bu operasyona dahil ediyorsun. Ben bunun ayırdındayım. Eğer öğrenirse beni yani. Hiç bürokrasiymiş, adaletmiş, yargıymış dinlemez, ezer geçer. İkimize de yazık olur. Senin bu savcı hayranlığın nereden geliyor? Var mı sebebi? Buyur mu ayetinde? Sen takma kafanı bunlara. Vallahi. Bürokrasi falan, ben hallederim o işleri. Bende o iş. Sen git odana, dersini çalış. Tamam. Ha, Selim Savcı'nla operasyondan önce herhangi bir şekilde irtibata geçmeye kalkma. Bak uyarıyorum. Tamam. Allah seninle yardımcın olsun. Vereyim. Hadi bakalım. Detayları kalkınca konuşuruz.